Bugün karşınızda yepyeni Mercedes A serisi olacak. Bu gördüğünüz araçta AMG spor paketi var ve makyajlandı gördüğünüz gibi. Adeta mini bir CLS gibi olmuş. Bu videoda neler yapacağız? İçinin detaylarını göstereceğim, dışının detaylarını göstereceğim. Ondan sonra da otobana çıkacağız arkadaşlar test sürüş için. Ve başlangıç fiyatı 39 bin euro ama bu gördüğünüz araç 55 bin euro. Araçta her şey var. Ve bakar mısınız şunun güzelliğine? Çok ama çok güzel. Yani klasmanında en iyisi bana göre. Bu gördüğünüz araç Mercedes A180. 136 beygir gücü var. 250 Nm tork üretiyor. 0-100'ü 9 saniye. Maksimum hızı 220 km/saatte. 7 ileri otomatik şanzımanı var. Motoru da 1.3 4 silindir sıralı turbolu motordur arkadaşlar. Gayet yeterli. Ama A200, A220 ve A250 de var arkadaşlar. 220 ve 250 de 4 matik yani 4 çeker sistemini alabiliyorsunuz. En güçlüleri de A35 AMG 306 beygir, A45 AMG 422 beygir ve bence klasmanının en güzeli dediğim gibi. Şimdi detaylara bakalım. Panjuru yenilendi. O da çok hoş duruyor. Diamond Grill diye geçiyor ama bu sefer küçük Mercedes logolarını görüyorsunuz içinde. Ortada büyük bir Mercedes logosu var. Arkasında radar var. Adaptif hız sabitleme için. Üstünde kamera var. 360 derece kamera sistemi için. Sağa sola da dönüyor direksiyonu çevirdiğiniz zaman. Bu da yeni makyajlı kasada. Ön tampon AMG paketi özel. Ve gördüğünüz gibi hava girişleri daha büyük. Çok sade ve şık hatlara sahip. Buna bayılıyorum. Ön tamponuna baktığınız zaman yenilenmiş olduğunu fark ediyorsunuz. Çok sportif bir havası var. Bu jantlar opsiyonel arkadaşlar. 19 inçlik çok kollu AMG jantları. Değişik renkleri var. Aynanın altında kameralar var. 360 kamera sistemi için. Aynanın içinde üçgen var. Kör nokta uyarı sistemi için. Ve çok güzel yanıp sönüyor. Uyarı veriyor. Ayrıca kapı kollarında 4 kapı kolunda da anahtarsız giriş ve çalıştırma sensörleri var. Yani dokunduğunuz zaman kilitliyor veya açıyor. Koskoca bir panoramik cam tavan var. Tasarımı biraz değişti ve harika görünüyor. Kiraz renginde çok güzel sportif bir hava katıyor. Geri görüş kamerası plakanın üstünde arkadaşlar. Böylelikle her zaman temiz kalıyor. Bir kapak açılıyor ve oradan çıkıyor. Harika bir sistem. Arka tampon AMG tampondur arkadaşlar ve şu yandaki detaylar çok hoş görünüyor. İki tane krom egzoz çıkışları var. Gördüğünüz gibi bayağı geniş açılıyor ve bagaj açımı da çok iyi arkadaşlar. Arka koltuklarda yatabiliyor. Burada bunları çektiğim zaman arka koltuklar komple yatıyor. Hey Mercedes. How can I help? Turn on my seat heating. I'm switching on the seat heating. Evet arkadaşlar, ısıtmalı koltukları açtım. Yani daha ne isteyebilir insan? Bu lükslüğe alıştığınız zaman başka bir şey istemiyorsunuz. Makyajlı kasada çok güzel bir direksiyon geliyor arkadaşlar. Aynı E serisi AMG paket veya S serisi AMG paket gibi bir direksiyon. Altı düz, kırmızı iple işlenmiş, çift kollu tasarımı var. Dokunmatik düğmeleri var üstünde. Tabii ki F1 vites kolları da var direksiyonda. Bu çift ekrana bayılıyorum. Tabii ki software yani sistemi yenilendi, güncellendi. Buradaki kadranlardan şimdi understated, sport, klasik, navigasyon, asistan, servis kadranları açabiliyorsunuz. Spor kadranı yeni geldi. Ayrıca önümde head-up display var ve bunun ayarlarını da değiştirebiliyorsunuz. Eco modu var, spor modu var. Bunu da değiştirebiliyorsunuz. Ve şunu da çok beğeniyorum. En büyük sistemi şimdi dokunmatik. Şuradaki touchpad gitti. Sesli komut var. Ve tabii ki ambiyans aydınlatma içinde 64 tane renk var arkadaşlar. Havalandırmaların içinden de aydınlatma geliyor. Çok güzel görünüyor akşamdan. Dediğim gibi touchpad gitti. Şurada dynamic select düğmesi var. Ondan konfor, eco, spor, individual modları seçebiliyorsunuz. Şurada 360 kamera sistemi var. Buna bastığınız zaman böyle aracın etrafında aynı C serisi gibi veya S serisi gibi zoom yapıp aracın etrafını görebiliyorsunuz. Ayrıca park ederken jantları da gösteriyor. Tabii ki otomatik park pilot sistemi de var arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ve bu araçta augmented reality sistemi var. Öndeki kamerayı açıyor ve oklarla aynı S serisindeki gibi size yolu tarif ediyor. Makyajlı kasada burada
Kablosuz şarj bölümü var telefon için. Şurada bardaklıklar var. Burası aynı ama şuradaki touchpad 1 metre 83 boyun var. Ve gördüğünüz gibi diz mesafesi gayet iyi. 3 parmak giriyor buraya. Ve gördüğünüz gibi bir kol dayama da var bu araçta. 2 tane ayrı bardaklıklarımız var. Ayrı ayrı böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Kol dayama olması çok iyi. Ve şunu da belirteyim. Ambiyans aydınlatma burada da devam ediyor. Saçım tavana değmiyor. 1.83 olmama rağmen. Yani çok iyi oldu diyebilirim bu araç. Benim beğendiğim başka bir şey ise alkantara ve deri kombinasyonu. Çok güzel olmuş. Yakışmış bu araca. 3 tane paket sunuyor Mercedes. Business Line, Luxury Line ve AMG Line. Bunun gibi AMG paket yani. Daha sportif bir havaya bürünüyor. Direksiyon, koltuklar olsun, jantlar olsun, ön tampon, arka tampon, marş belleri değişik oluyor, sportif oluyor. Araç yere daha yakın oluyor. Araçta augmented reality sistemi var. Gördüğünüz gibi canlı şuradaki ön kamerayı açıyor ve kameralarla size nereye gideceğinizi gösteriyor. Bunu şimdi sırf size göstermek için açtım. Gördüğünüz gibi şu anda aktif oklarla size gösteriyor nereye gideceğinizi. Mesela şu anda Rotterdam yazdığım için geriye doğru yönlendiriyor. Ama olayı biliyorsunuz. Ayrıca lambalarda bu sistemi açtığınız zaman şuradaki kamerayı açıyor ve yeşil yandığı zaman buradan görebiliyorsunuz. Bu çok akıllı bir sistem. Arkadaşlar. Şimdi neler değişti? Gördüğünüz gibi direksiyon değişti. 6 düz, çift kollu, yeni tip E serisinde. S serisinde olan direksiyon, C serisinde AMG paketi seçtiğiniz zaman ve çok hoş görünüyor. Kenarları böyle noktalı ve kırmızı dikişli aynı koltukları gibi. Şimdi tabi aracın fiyatını soracak olursanız 30 küsürden başlıyor en basiti. Ama bu sürdüğüm araç 50-55 vardır rahat. Çünkü ne ararsanız var arabada. Anahtarsız giriş çalıştırma, hafızalı koltuk, kör nokta, head-up display, panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatma, çift ekran, en büyük ekran var bunda. Yani var da var arkadaş. Isıtmalı koltuk, katlanan ayna. Benim beğendiğim başka bir şey ise şu ambiyans aydınlatma. Ve sesle komut verebiliyorsunuz bu araca. Yeni bir şey de bu makyajlı kasada. Mesela bir araca hızlı yaklaştığım zaman otomatik ayağımı gazdan çektiğim zaman kendisi fren yapıyor hafif. Adaptif hız sabitleyici olmasa bile bunu yapıyor. Bu da yeni bir sistem bu makyajlı kasada. O da güzel. Bir de Hey Mercedes özelliği var. Hey Mercedes. How may I help you? Turn on the pink ambient lighting. I will change the color. Yani böyle acayip. Konfor, eko, spor ve individual modları var. Gördüğünüz gibi. Tabi adaptif hız sabitleyici de seçebiliyorsunuz. Ayrıca bunda 360 kamera sistemi var. Ve bu kamera sistemi aynı bildiğiniz C serisi, E serisi ve S serisi gibi. Yeni bir sistem, aynı kamera sistemini kullanıyor. Kalitesi inanılmaz iyi. Sizin düşünceniz nedir A serisi hakkında? Sürüşünden bahsedecek olursam vites geçişlerini hiç hissetmiyorsunuz. Konforda biraz bir gecikme var böyle yarım saniye, bir saniye falan. Ama spora aldığım zaman burada F1 vites kolları var. Bastığım zaman hemen vites düşürüyor, arttırıyor. Buradan 7 vitesi de ben buradan ayarlayabiliyorum yani. Konforda rahat gitmeniz için bunu, konforda rahat sürüş sağlamak için böyle bir şey yapmış Mercedes. Ama Dynamic Select ile bunu spora aldığınız zaman onu hallediyor. Şimdi AMG paket olduğu için normalde 18 ile geliyor ama bunda 19 jantlar var. Motor sesi yok normal sürdüğünüz zaman. Fakat mesela bir hızlan, bak şu kör nokta uyarı sistemi, sinyal vereyim. Böyle sesli uyarı ve flash yapıyor gördüğünüz gibi. Mesela yüklendiğim zaman motor sesi geliyor bak. O kadar da olsun. O da normal yani arkadaşlar. A180 çünkü bu.
Ama sollamalarda falan kesinlikle pişman olmuyorsunuz spor aldığınız zaman. Rüzgar sesi neredeyse yok panoramik cam tavan olmasına rağmen. Lastik sesi hiç yok. Konforunu beğendim. Kalitesini sormaya gerek yok. İnanılmaz güzel. Hayranım Mercedes'e. Hani şu ambiyansa bir bak. Direksiyona bir bak. Yıldız'a bir bak. Koçum benim. Maşallah. Head-up display için mesela spor kadran hepsi onlar da var ya. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.